RSV virüsü nasıl bulaşır, tedavisi nasıl yapılır? Kaynak Memorial Sağlık Grubu Sağlık Rehberi. Solunum sinsitiyal virüsü olarak da bilinen RSV, soğuk algınlığı benzeri genellikle hafif geçirilen semptomlara neden olan akciğerleri ve solunum yollarını enfekte eden yaygın bir solunum virüsüdür. RSV virüsü yakın temas, göz, burun akıntısı ve havada asılı kalan damlacıklar yoluyla bulaşmaktadır. İnfluenza ve COVID-19 semptomları ile benzerlik gösteren RSV, burun akıntısı, öksürme, hapşırma, ateş, hırıltı ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde akciğer enfeksiyonuna da neden olabilmektedir. Spesifik bir tedavisi olmayan RSV hastalığının süreci hastaya göre değişmekle birlikte genellikle 1 veya 2 hafta içinde kendiliğinden geçer. Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden uzman doktor Burak Emekli RSV hastalığı ile ilgili bilgi verdi. RSV virüsü nedir? Solunum sinsitiyal virüsü RSV genellikle kış mevsiminde burun, boğaz ve akciğer dahil olmak üzere tüm solunum yollarını etkileyebilen bir RNA virüsüdür. RSV 1 yaşından küçük çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarının ASYE en yaygın nedenidir ve hemen hemen tüm çocuklar 2 yaşına kadar hastalığı geçirirler. Enfeksiyon sonrası hastalığa karşı oluşan bağışıklığa rağmen tekrar etme ihtimali yüksektir. RSV ayrıca yaşlılarda ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda alt solunum yolları enfeksiyonunun önemli ve genellikle tanı konmayan nedenidir. RSV neden olur? RSV'nin bulaşı öncelikle RSV virüs içeren sekresyonlar yani salgılarla temastan sonra boğaz veya göz mikoz membranlarına temas yoluyla olur. Doğrudan temas en yaygın bulaşma yoludur ancak havada asılı kalan damlacıklarla da bulaş söz konusu olabilir. RSV virüsü belirtileri nelerdir? İnfluenza, grip, COVID-19 gibi diğer solunum virüslerine benzer semptomlara neden olur. RSV virüsüne maruz kalınması durumunda görülen belirtiler burun akıntısı, öksürük, hapşırma, ateş, iştahta azalma, nefes alıp verirken hırıltı ve nefes almada zorluktur. Küçük bebeklerde huzursuzluk ve aktivitede azalma, beslenme sorunları ve solunum güçlüğü ortaya çıkabilir. Çocuklar ve yetişkinlerde genellikle tipik üst solunum yolu hastalığı semptomları görülür. Virüsün neden olduğu belirtiler genel olarak şunlardır. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, hapşırma, hırıltılı nefes alıp verme, nefes darlığı, burun tıkanıklığı veya akıntısı, iştahta azalma, hafif baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk. RSV virüsü nasıl teşhis edilir? RSV tanısında en önemli aşama RSV enfeksiyonundan şüphe etmektir. Uyumlu klinik bulguları ve epidemiyolojik özellikleri olan bebeklerde RSV'ye bağlı bronşiyolitten şüphelenmelidir. 50 yaş üzeri veya bağışıklığı baskılanmış hastalar zatürre, bronşit, astım alevlenmesi veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılırsa RSV enfeksiyonundan şüphe edilmelidir. Ancak birçok benzer virüste benzer klinik bulgulara sahip olduğu için klinik bulgular RSV enfeksiyonu tanısı konması için yetersizdir. Uygun görülen hastaların boğazından elde edilen örnekler kısa sürede sonuç alınabilen hızlı antijen saptama testiyle veya PCR yöntemiyle RSV açısından değerlendirilir. RSV virüsü nasıl tedavi edilir? Hastalığa ait spesifik bir tedavi yoktur. Virüsün sebep olduğu klinik tabloya göre genellikle semptomatik tedaviler uygulanmaktadır. RSV virüsü ile ilgili sık sorulan sorular. RSV enfeksiyonu kaç günde geçer? RSV ile temas eden kişilerde çoğunlukla virüs temasından 4 ila 6 gün sonra burun akıntısı, öksürük, hapşırık, ateş gibi semptomlar ortaya çıkar. Bu belirtiler genellikle aşamalar halinde meydana gelir. Genellikle RSV enfeksiyonu 1 veya 2 hafta içinde kendiliğinden geçmektedir. RSV virüsü tekrarlar mı? Neredeyse 2 yaşına kadar tüm çocuklar RSV ile enfekte olmuş olsa da geçirilen enfeksiyona karşı oluşan bağışıklık kişinin yeniden enfeksiyon geçirmesine karşı yeterince koruma sağlamamaktadır. Bu sebeple tekrarlayan enfeksiyonlar görülmekle birlikte bu hastalarda hastalık daha hafif semptomlarla atlatılmaktadır. RSV virüsünü geçirmek için bitkisel tedavi yöntemleri var mıdır?
Virüsün vücutta çoğalmasını engellediği ve hastalığa karşı olan bağışıklığı artırdığı düşünülen özellikle geleneksel Çin tıbbında kullanılan bazı bitkisel tedavi metotları son yıllarda çalışılıyor olsa da etkinliği gösterilmiş bilinen bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. RSV virüsü en sık hangi yaş grubunda görülür? RSV her yaş grubunda solunum yolu enfeksiyonuna sebep olmakla birlikte 2 yaş altı çocuklar en sık görüldüğü yaş grubunu oluşturur. RSV bulaşıcı mıdır? RSV enfekte bir kişinin hava yollarındaki damlacıklara, öksürme, hapşırma veya öpme temasla veya virüs bulaşmış yüzeylere dokunduktan sonra gözlere, buruna veya ağza dokunma yoluyla yayılır. RSV masalar ve beşik korkulukları gibi sert yüzeylerde saatlerce yaşayabilir. Virüs tipik olarak dokular ve eller gibi yumuşak yüzeylerde daha kısa süre yaşar. Çocuklar RSV'ye genellikle ev dışında, okulda veya kreşlerde maruz kalmaktadır. Daha sonra virüsü ailenin diğer üyelerine bulaştırabilirler. RSV enfeksiyonu tehlikeli midir? RSV özellikle bazı hasta gruplarında ölümle sonuçlanabilen ciddi enfeksiyonlara neden olmaktadır. 6 aydan küçük bebekler, kronik akciğer hastalıkları, bronkopulmoner displazi, kistik fibroz bulunan çocuk ve erişkinler, 35. gebelik haftasından önce doğan bebekler, doğuştan kalp hastalığı olan bebekler ve çocuklar, lösemi ve ağır kombine immün yetmezlik hastaları, bakım evinde kalan yaşlılar bu virüsün oluşturduğu hastalığın daha ağır ve ölümcül seyredebildiği hasta grubunda oluşturmaktadır. RSV enfeksiyonu yetişkinlerde görülür mü? RSV 50 yaş altı erişkinlerde genellikle üst solunum yoluyla sınırlı enfeksiyon oluştururken 50 yaş üstünde olan veya kronik hastalığı olan yetişkinlerde hem üst hem alt solunum yolu enfeksiyonuna sebep olabilmektedir. RSV enfeksiyonuna yakalanmamak için neler yapılabilir? Eller sık sık sabun ve suyla en az 20 saniye yıkanmalıdır. Sabun ve su bulunmadığı zamanlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılabilir. Yıkanmamış ellerle gözlere, buruna ve ağza dokunmaktan kaçınılmalıdır. Soğuk algınlığı benzeri semptomları olan kişilerle öpüşmek, aynı kapları paylaşmak veya yemek yemek gibi yakın temastan uzak durulmalıdır. Öksürürken veya hapşırırken ağız ve burun bir mendille veya kolla kapatılmalı ve ardından mendil çöp kutusuna atılmalıdır. Oyuncaklar, kapı kolları ve mobil cihazlar gibi insanların sık sık dokunduğu yüzeyler ve nesneler temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Mümkünse hasta olunduğunda başkalarının da hastalığa yakalanmasını önlemek için işten, okuldan ve halka açık alanlardan uzak durulmalıdır. RSV aşısı var mıdır? RSV aşısı olarak bilinen Signagis isimli bir preparat bulunmaktadır. Ancak bu bildiğimiz anlamda bir aşı olmayıp RSV'nin yüzeyinde bulunan bir yapıya karşı geliştirilen antikorları içermektedir. Genellikle haftası 29'dan küçük ve takvim yaşı 1 yaşından küçük bebekler, gebelik haftası 32 haftanın altında ve takvim yaşı 3 aydan küçük bebekler, kronik akciğer ve kalp hastalığı olan bazı bebekler Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz aşılanmaktadır. Aşılama Ekim-Mart ayı arasında RSV sezonu boyunca bir ay aralarla bir hasta için en fazla 5 doz olacak şekilde uygulanmalıdır. RSV ve COVID-19 ilişkisi nedir? COVID-19 ve RSV'yi klinik bulgularla ayırt etmek zordur. Ancak tat ve koku kaybı RSV'den çok COVID-19'la ilişkilendirilirken, hışıltı genellikle çocuklarda veya yaşlı erişkinlerde bulunan ciddi bir RSV enfeksiyonunun işaretidir. Bununla birlikte RSV enfeksiyonu geçirmek, çocuklar ve yetişkinlerde bağışıklığı azaltıp COVID-19'a yakalanma riskini artırabilir. Ayrıca bu enfeksiyonlar birliktelik göstererek COVID-19 enfeksiyonunun şiddetinin artmasına neden olabilir. Tanı koymanın kesin yolu test yaptırmaktır.